Selamlar dostlar. Sizlerle bugün Almanya'nın finalini yapacağız. Alman İmparatorluğu olarak zor günlerden geçiyoruz. Ee, yeni bitti savaş ve daha ordularımız adam akıllı reinforce olmadan girdik. Bundaki reinforce e, mak şey mekanizmesi e, daha doğrusu matematiği tam olarak şöyle işliyor. E, bir topraktaki asker hani kendiliğinden yine yani o topraktan karşılanmak zorunda ama bu ordular haliyle e, bayağı yıprandığı için o yenilenecek zamanı bulamadık. E yani bu hani nasıl diyeyim size. Ordu da hani şey değil ki hani meyvedi ki ağaçtan toplayasın. Birazcık yetişmesi lazım oradaki e, nüfusun. Yetişmedi. E, bir ufak problemimiz o var. Seferberlik ilan edeceğiz mecburen orduda. E, ve yeni çıkan ordunun da hazırlanması için bir süre olacak. Nüfusumuzun yüzdelik oranında Büyük bir atılım yapıp hemen seferberlik ilan edecek. Yakında ordumuz daha da güçlenecek. Aynen öyle kardeş. Hızlıca başlayalım. Osmanlı'nın ve diğer büyük ülkelerin savaşa gelmesi bu serüveni hani birazcık hafifletse de... ...genel savaş durumuna bakarsak büyük problemlerimiz var. Eee... Yani askerlerimiz yetişene kadar sadece savunma yapabileceğiz. Bunun farkında davranmamız lazım. İki orduyla doğrudan doğru yani İtalya cephesine de gitmemiz lazım. İtalya cephesine bir tek ordu yeter. Bizim savaşa gelecek bir tane gönüllüye ihtiyacımız var da bu yakınımızdaki devletlerden gerçekleşmeyecek. Bakıyorum öyle hani ne durumdayız? Komşulardan belki bir müttefik olabilir. Danimarka zaten gelir. Bodan müttefiki gelmez. Dominion durumunda. Yani tamam yeterli ya. Aslında bir hani İran çok güzel olabilirdi. İran çok güzel olabilirdi. Savaşta bir de medenileşmemiş. Hmm. Ayrıca zaten savaş durumu var. Hadi başlayalım. Kısım kısım savaşacağız. Bölge bölge, toprak toprak savaşacağız. Fransızlara karşı e, dik durmamız lazım. Çok önemli bir savaş bu. Portlarım düşmesin diye hemen bir savaşa giriştik. Askerlerimiz yetişiyor. Seferberlik emri de e, tabi. Rus cephesine gidin bakalım. Birleşik gidiyorlar. Etrişin olacak biraz ama olur öyle. İsviçre'den kovmuş bizi sorun değil. Güzel bir zafer. Hemen aşağıya. Siz de e, bunlar yine seferberlik askerleri. Size takviye olarak gelin. Venedik'te toplanın. Burası zaten savaşa giriyor. Güzel. 24 stek e, yine birikti. Gel bakalım. Reinforce attık. O savaşta da kazanacağız. E, savaş iyiye giderse ekstra talepler de bulunabiliriz. Bu da şöyle işliyor. Eğer savaşı hani kazanırsak, kazanmaya yaklaşırsak birazcık daha savaş hedefi da ekleyebiliriz. Savaşı Dünya Savaşı'na çevirmek istiyorsak da birkaç önemli müttefikin daha gelmesi lazım. Adı üstünde Dünya Savaşı. Buraya bir reinforce atacağım da umarım... E, balık çıktısı çok işimize yarar şu an. Umarım yeterli olur. Profesyonel ordunun daha çıkmasına vakit var çünkü... Bir yandan da attrition'ı kontrol etmek lazım. Buradaki ordu gerçekten zor günler yaşıyor. Eksi 2'ymişiz çünkü. E4 mekaniği bunda işlemediği için normal. Ama o da reinforce atıyor. Savaş çok dengesiz gitti. Çok asker kaybettik. bin piyade kaybettik. Çok kötü oynadık. Burayı 3.000 piyademiz daha yedi. Çekiliyoruz. Gruplanıyoruz. Tekrardan saldırıyoruz. Profesyonel bir ordu getirebilirsek iyidir. Ee, aşağıyı da kaybettik. Evet. Burayı niye kaybettik? Hiçbir, şey, hiçbir şekilde fikrim yok. Bak bunu anlamadım. Rus ordusunu yeniyoruz da ağır kayıplar veriyoruz. O bir tek problem. Birleştirelim orduyu. En iyi komutanımızla yöneteceğiz. Şu orduyu. Valla ben buna zafer demem bu arada ya. Biraz bekleyeceğiz. Evet burada güzel bir zaferimiz var. Seferberlik e, iyi gidiyor. Toparlanıyoruz. Fransa cephesi kazanıldı. Aşağıya. Moralsizler. Morallerinin yenilenmesi lazım. Ve e, organizasyon, dayanıklılık, deneyim... Hepsinden çok az. Keşifi yapamıyoruz. Keşif süvarisi yok çünkü orduda. Size i̇şte dedim ya çok hazırlıksız yakaladı bizi ve iyi kullanıyor bunu AI. Sefer verdik ordusu bu da. Ben burayı göremedim. Orduyla alakalı ne varsa askeri istatistik, top... Gel bakalım. Osmanlı gelemiyor ama İsveç yukarıdan kuşatıyor. Diyeceğim Osmanlı iyi iyi Osmanlı iyi. Savaşın genel gidişatı. %20 oranında onlar kazanıyor değil mi? Evet %21 oranında kazanıyorlar şu aşağıdaki büyük savaşı kaybettiğimizden dolayı. Biz ordunun maaşlarına bir bakalım. bir şey eksik bizim orada da dur bakalım. Çözeriz. Halkı çok fazla zengin yaptık. Olurum da biraz can sıkıcı. Ehaliyle birazcık bir alt tabakada olması lazım. Orduya insan gelemiyor şu an. Bu savaş kesin kaybettik de. Yani el davuşta ne var? Aa topçu bileyim öldürdüm. Tüh. Reinforce olacak şekilde ayarlıyorum. Eğer saldırırsa çaprazdan maprazdan. Gel bakalım. Şuna saldırın. Ordun o kadar sağlam olamaz bu arada ya. Daha saldır Bu kadar ağır kayıp Vermemizin hiçbir anlamı yok Eksi 2 mi yedik gerçekten Nehir yoktu lan burada <laughs> Topçu sayımız az Topçu sayımız az Ordu sayımız daha da az ama ya Bu savaşı ne kadar iyi organize edebiliriz Bilmiyorum ama Nitelikli piyadeyi kaçıracağım. O önemli. Gel bakalım. Savaş hedefi ekliyorlar. E, ee, malum kazandıkları için sürekli üzerine ekleme yapıyorlar. Ben olsam ben de öyle yapardım. Fransızları iyi yorduk. Ama Ruslara ne yapacağız bilmiyorum. Seferverlik durumu devam ediyor. Şu an hala daha %56'sından yararlanabiliyoruz. Birazcık da arttıracağız o durumu tabii ki. Ordumuz iyi. Ordumuz iyi. Daha da iyi olması lazım ama. Gel bakalım. Yine eksi 2 yedim değil mi? Ordular çok kötü. Hepsinin Tugay'ı eksik. Ya yani inanılmaz iyi bir sanayimiz vardı. Zamana ihtiyacımız vardı. İngilizlerle aramız bozulunca. Kötü duruma düştük. Bu savaş çok iyi gidiyor. Fransızlar eğer düşerse e, iyi olacak. Hareketlenmeler var. E, oy verme geliyor. Yani oy verme ilerleyen dönemlerde bir düşünürüz. Profesyonel orduyu bir türlü ayarlayamadık. Birazcık morali yenilensin bu ordunun en azından morali. Abuk subuk yerde gerilla gibi çıktığı için bildiklerim seferi birliklerim. Bir tık problemler. Şu ordu yenilenmiş. Güzel. Bin yılda sürse ekonomik olarak dayanırız. Piyadelerim kötü durumda. Çok kötü durumda. Geri çekilin. Harbiden birinci dünya savaşı dönüyor şu an. Teknik açıdan. bin kişilik ordu şuraya bir gidebilir. bin de şuraya gitsin. Moral yenileyebilirsek hayrına. Burası çok kötü ya. Bütün orduyu da aynı yerden sokmak istemezsiniz aslında ama ben yine de mecburum. Ona da mecburum. Ağır kayıplar verdi ötü bize çünkü. Şuraya desek dur. Allah için orduyu bir böl, bir yarısı bir moral yenilesin. Nitelikli piyadelerimizi alalım. Topçu sayım çok yetersiz. Topçuyu da ayarlayamadım bir türlü. Dert bitmiyor. Sanki av, av, yani Alman İmparatorluğu değil de Osmanlı oynuyormuşum gibi. Elde yok, avuçta yok. Topçu sayısı çok az. füzeli piyade yani. Bunun hiçbir olayı yok. Onu söyleyeyim. Hatalarımı görüyorum. İyi, iyi bilen oyunu iyi bilen oyuncular e, yine biraz triggerlanıyor olabilir. Hatalarımı biliyorum da hazırlanacak zamanım da yoktu. Ne yalan söyleyeyim. Çok iyi bildiğimden değil bu oyunu da. Zamanım yoktu ama. Helal edin. Bu sefer o eksi yedi. Piyade neredeydi bizim topçumuz? Topçumuz var mı peki? Ee, bu. Gel. Güzel. Güzel. Yer yer zaferler kazanırız. Evet savaşı güzel bir şekilde dengeledik. Artıya geçtiğimiz saniyede ise bir e, tık anlaşmayı değiştirebiliriz. Şuraya gidersen belki wipe. Aşağıya bir hızlıca. Serüven burada bizim için iyi gidiyor. Güzel. Kara birimi olarak kesinlikle topçum yok. O yüzden topçu basacağım bol bol. Burası yine şey birlikleri. Hani çoğu niteliksiz fiyade. Zaten Rus'a öyle çok uğraşmaya gerek yok. Osmanlı yoruyor. Yani Osman ve İsveç yoruyor. Benim asıl hedefim, asıl görmem gereken devlet bu ve İtalya. İtalya'da bir tık problem. Adamın şeyi çok iyi. Morali çok iyi. Ya bu moral nedir? Kral, organizasyon yani. Adam yani ordudan yana sıkıntı çekmiyor da ekipmandan yana sıkıntı çekiyor gibi. Onu wipe'lamasan iyiydi be. Altı... Şuraya bir ufak yürü. Oradan nasıl çekildik biz? Berlin'dekiler ne durumda? Berlin'de de niteliksiz piyade vardı. Gönder gitsin. Ah arkamda bir İngiliz olacaktır ki. Yedirtir miydi sizi be? Beni size. İtalya'da çok kaliteli ordu var. Oo, oh, İtalya çok kötü. Kötü çok kötü çok kötü. Hareketlenmelere bakalım. Ee, 1.6 milyon hala daha yeterli. Değil. Savaş skoru kasıyoruz. Güzel. Ya şu 5K'lıkları bir wipe'layalım. Yukarıdaki ordu ne durumda? Harikulade. Seferverlik iş yapıyor. Şu organizasyonu kötü etkileyebilir bu arada. Bir kay bir kay sokuyorum ama önemli değil. Kazanacağım için sokuyorum. Evet İtalya cephesi çok 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 kötü gidiyor. Şurada hemen bir organize olalım. Düşman birliklerini yok ediyoruz, seferi kuvvetler. Ee, o yüzden hani bu savaşı bin yılda sürdürebilirim dediğim senaryo geliyor. Hani kaliteli ile kalitesiz bir anda düşmanda. yani hem kalitesiz bir ordu yönetiyorlar, ay yukarıyı kaybediyoruz. Oy 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 oy. Orayı ben hiç göremedim. Oradan e, ufaktan tüyme vaktidir. Ufaktan tüy orası e, çok aptal bir hale bürünüyor. Kaç artık? Savaş kızışıyor bu arada. Savaş çok kızışmaya başladı. Bizde de ah şoka ben çıkmış. Bir siz eksiktiniz. Reform yapalım. Bak bu isyancılar tehlikeli işte. Ama bir yandan da iyi oldu bunun aradaki askerlerini yediler. Lakin Berlin'e girmelerini de istemeyiz. İtalya'ya organize bir şekilde gidin. Bir daha da topçusuz savaşa girmem. Not al. Çok kötü kayıplar veriyoruz. Allah'tan hani istihdamı vardı ama keşfi çok kötü. Yani şu an kör bir şekilde ilerliyor birlikler. Lakin üstesinden gelecekler. Bu savaşın üstesinden bir gelelim. İstedikleri gibi kalite alnından öpeceğim tüm orduyu. Maaşlar yani çok yükselecek. Deyip deyip kandıralım. Ne durumdayız? %3 White Fist'i kabul ederlerse ben de kabul ederim. Kabul etmeyebilirler. Bakacağız. Savaş bluzasını da görürüz aslan. Bak, gene burada bir olay var. Ruslara karşı iyi direndik ama Fransızlar can sıkıcı. Çok can sıkıcı ilerliyorlar. Kalite bakımından şurası yani Napolyon savaşlarını andırıyor. Burayı kaybediyoruz ya. Hem de ağır bir şekilde kaybediyoruz. Adamın üstüne normal çapulcu ordusu yolluyorum. Adamda kaliteli İtalya ordusu. Çift tıklamasan olmaz mı? İtalya'ya 10 skor veriyorum. İnanılmaz. Topçum öldü. Çok üzgünüm. 69 bin kişilik seferi kuvvet var burada. Dümdüz piyade. Güzel. Şu topçuları bir elim elime alabilsem. Topçu çıkmıyor ülkede. İyi savaşların ikisini de kazanıyoruz. Bir de şuraya bir savaş başlatalım. Güzel. İsyancıları da doyduk. İyi. Para iyi gidiyor. Allah şükür iyi bir para kaybettik. Savaştan sonra ödenir. Toprak yeniden ekilir. Sıkıntı yok. Yeter ki bizim toprağımız olsun. Topları araştırdık da işte askeri istatistik. dümdüz 10 yani piyade. E, kaf e, Rus oynuyorum sanki. E, piyade hani ne gönderiyorsun? E piyade var. PCB atabilirsek hani e, başımıza bela almadan bunlardan intikam alırız elbette. 11 oranında kazaldı. saldıranım. Hmm, i̇şgal ettiği için kazanıyor şu an savaşı. Asansör sorunu vermem bu arada ya. Bin yıl sürecek bir savaş dediğim gibi. Ben gözü alırım. Bakalım onlar ne kadar alabilecek. Benim ekonomim bu kadar kötü etkilendiyse onlarınki nasıl etkilenecek? Tamam belki Rusya'dan ucuza e, odun ihmal ediyor olabilirdik ama olsun. En nihayetinde onlar da kayıp ediyor. Yani şu an e, Fransızın çok kötü askeri askerisi kaldı. Görelim mi be? Süper güçleri göster. 85. Çok güzel. Rus korkunç. E, ama Fransa'nın... E, of... Hala var, hala var, hala var. Lakin ben yenileyeceğim askerlerim, sıkıntı yok. Bir ordu düzenine geçebilsek şu topçuları bir bastığımız zaman yüzümüz gülecek. Osmanlı ne durumda? Osmanlı işgal ediyor mu? Abi harbi birinci dünya savaşına döndü bu iş. İtalya'ya çok fazla puan verdim. İşin tilt tarafı da o. Yok edebildiğimiz edelim. Vergi alacağız artık halktan. Yapacak buraya kadar yani. Az bir şey girdi çıktı vergisi alalım. Devam. İnadına İsveç'ten kovuyor beni. Hmm. Bir İspanyolaydı iyiydi. İspanya grid power yaptık. <laughs> Yapmasa mıydık? Ya ben daha yeni kurulmuş bir ülkeyim ya. Kendi e, şeylerimi hani fabrikalarımı itikmem zaten 3-4 yıl önceydi. Hazır değildik buna. Lakin üstesinden gelmeye başladık. E, Fransızların o aciz direnişi bitmek üzere. Askerleri kalmayacak. Prusya genellikle ordumuz zafer üstüne zafer kazanıyor desen de çok şey yapmayın. Ee, İtalya ordusu hala çok güçlü. Ya bizim Prusya geleneklerimiz varsa onlarda da İtalya var. Ama Wi-Fi atmamız çok iyi bir haber. Ya topçularımı yeme artık be adam. Topçu ben yetiştiriyorum o diyor ki yok kardeş yetişmedi yetişmedi. Ver bakalım onları ver bakalım diyor. Topçu bunlar hep topçu. Öldürmeyin şu topçuları. Güzel, gayet güzel. Fransa püskürtülecek. Büyük savaşı biz kazanacağız. Eksi 9'a sokmayı başardık. O zaman biz bir savaş hedefi ekleyelim ya. Bir bölge talebi ekleyelim mi? Rusları değil de Fransızları tribe sokabilirim. Ya da e, Fransızları peace'e zorlayıp barış teklifi yapıp hani Fransızlara barış teklifi yapıp Ruslarla bir savaşta devam edebiliriz. White Peace'i kabul ediyorsun. E yani ben de öyle düşünmüştüm halkımın canını okumak olur ama bu savaşı da birazcık istiyorum bir de final yapmayı istiyorum ee, çok güçlü Alman İmparatorluğu ben bir Japonya'yı göstermek istiyorum size İnanılmaz iyi kalkınıyor ve e, Asya'yı gerçekten bir felakete sürükleyebiliyor ya da bir Amerika'yı göstermek istiyorum Alman'da göstermek istediğim tek şu Avusturya'ydı bir de hızlı sanayileşmeydi e, bunu başardık dolayısıyla ben e, şu an bu savaşı biraz daha uzatıp keyifli bir e, oyun gösterip sonrasında Bitirmek istiyorum. Yani ili, ileri ileriye dönük bir plan yapmayacağım için bu savaşa devam edeceğim. Normalde olsa şu an White Pist'i çakmıştım ama. Hazır değiliz çünkü. Ordu desen ordu değil. Yani şu an eline silah verene ordu mensubu sayıyoruz. Ee, o biraz kötü. Özellikle İtalya ordusu çok tehlikeli. Elde yok avuçta yok çünkü. Fransızların işgal ettiği topraklarımızı kurtaralım. Fransızlar çok kötü durumda. Ruslar da aslında e, kötü durumda da Ruslar gene her 3 cephede de başarıya ulaşmış. İşte Rus'a gönderecek askerim yok. Mesele burada başlıyor zaten. Fransızların seferi kuvvetleri yok edildi. Ordu gücü vardı ya artık yok. Bu arada Fransızlar e, komutandan çok kasıyormuş diyeceğim. Biz de en çok komutandan biz kasıyormuşuz. Prusya komutanları. Seviliyorsunuz. Da. Bunlara biz niye komutan vermedik? Otomatik düşer inşallah. Evet şu e, hadsiz arkadaşa bir haddini bildirelim. Bunlar da topçu da vardı artık topçum var. Selam. <laughs> Halkım. Çiftçi bayağı dümdüz çiftçi. Savaşı kazanacağım. Değil mi? Nitelikli piyadeyi de sok. Kovalayın. Ha şöyle, ha şöyle. Kuvvetli vur. güzel. Savaş hedefi ekleyebilirim. Bak Fransa'dan e, bir toprak ya da e, bir savaş kime karşı kazanıyoruz? Rus'a karşı değildir. Fransa'ya karşıdır o. Savaş hedefi ekleyelim ya. Aşağılayalım mı? mı? 50 savaş skoru. Çok kötü. Gerçi bu savaş hedefini ee, doldurmamız da bir tık problem. Onu da söyleyeyim. Halledilir ama. Ha şöyle ya. Şunun ordularını bir bertaraf edin gidelim. Ha şöyle, ha şöyle. Kim demiş sayısal üstünlüğün başarısız olduğunu. Rus abimizden öğrendik. Kafaya asker fırlat kazan. Eee o isyancılar belli nere geçirirse bir tık sıkıntıydı. Ah kaçtılar canım mısınız? Aslansınız. Doğu cephesi e, ne? Sosyalist kurtaracak. Hiç bakamam oraya. Emanet toprakları kurtaralım. Halkımıza emanet edilmiş toprakları. Hakikaten ya, şu an ben tanıdık bir abiye benziyorum. Sol ve sağ kanatı sosyalistin aç tutacak. Deep Rusu karşısına çıkmıyorum. Fransızın ordusunu var ya, kırıp kırıp verdik eline. Gram ordusu kalmadı. İspanya'da savaş açmış. O İspanya ya giriş yapıyor demek ki savaşa. Hadi bakayım. Allah kahretsin. Korkunç. Evet iyi oldu aslında. Normalde bastırılabilirdi de ben biraz erteledim. Bir de göstermek açısından gayet iyi oldu. İyi toparladık böyle. <laughs> Şöyle e, bunlar hani nasıl diyeyim size Fransız ihtilalini yapanlarla aynılar. Lakin bazen hafif bazen e, şey oluyor. Neler ona yararlı bazen hafif bazen de faydalı e, olabiliyor. Lakin e, sendika yolunu açtıkları için şu an e, kötü bizim için. Şöyle hükümet sekmem nerede benim? Elim ayağıma dolaştı ya. Böyle. Yani e, politikaları değiştirdiler. Direkt e, halk ne istiyorsa o politikayı soktular. Ve e, iktidar partisini değiştirdiler mi? Zannetmiyorum. İktidar partisini değiştirdiklerini. Onun dışında aynı. Aynı. Yani evrensel haklarını aldılar diyelim. Zaten halkımızın kendi isyancılığı. yani halk yani isyan edenler. Fransız ihtilali gelsin aklınıza direkt. Seferberliği yakında iptal edebilirim. Savaş hedefini aldın mı? güncel değer. Ya biz niye Alman yani ben niye bu vargolu oluşturduysam sanki alacakmış gibi. İşte almışım. Evet. Şimdi aşağı alacağım onu. Sen nasıl bir adamsın. Tüh. Tüh. Utanman da yok senin. Anca 2v1'i girersin. Tüh. Nasıl bir karaktersizsin sen ya. Zor günümde girdim benim. Zor zor. Tüh. <laughs> evet. Güzel. Seferberliği kaldıralım. Hollanda'yı e bilmem ama Rusya grid power'lıktan bayağı yer aldı. Neredeyse Osmanlı ile yarışacak gibi şöyle zaten sanayisi yok sıfır presici var artık presici diye bir şey Ruslarda bulunmuyor yani püh, kısacası dünyanın en güçlü endüstrine endüstrisine sahibiz. Lakin ekonomiyi hala da kendim e, inşa edemediğim için yani planlı bir ekonomiye geçemediğim için e, haliyle birazcık sorun var. Yani seçim yaptırabilirim belki ama. Yani bir de şey e, soranlarınız olmuştu bu Hitler'i nasıl başa getirebiliriz diye bilmiyorum oldu diye hatırlıyorum ama olmadıysa bir söyleyeyim ben parti ideolojisi var neredesin teknoloji de vardı onu oradan göstereyim Kara ordusu kültür kültüre geldiğiniz vakit neredesin Buna gittiğiniz zaman e, hükümet nasıl diyeyim size mevcut olarak hani e, buna değil ya bir öncekinde miydi? Neyse işte yani buna bir şekilde gittiğiniz zaman e, faşist doktrini alabiliyorsunuz. Kısacası. Hükümeti e, faşist yapabiliyorsunuz ve faşist olunca da haliyle başınıza tanıdık birisi geliyor. En nihayetinde. Gerçi ülke lideri gösterilmiyor oyunda bildiğim kadar ama ya gösteriliyorsa da o abimiz geliyor yani öyle diyeyim. Yok gösterilmiyordu. Yani öyle e, Hükümetli değişiyor isterseniz ilerleyen dönemlerde de onu e, bir şekilde hani Almanya'yı adam akıllı bir seri çektiğimiz vakit. E, Victoria serileri birazcık sıkıntılıdır. Hiçbir zaman hayal ettiğiniz o to güzelim toprakları alamazsınız. Yedirtmezler. Şu e, sadece bu problem değildir. Kötü şöhret büyük bir problem değildir. Pek çok problemi var. Vur geç oynamanız Almanya ile mümkün. Şu an oynadığımız Almanya ile mümkün. Ama onun da e, belirli limitleri var. Mesela şu an hassas ve 50 yıllık bir süreçte asla dünyayı e, hani böyle hızlı bir şekilde yayılmanız... Ee, pek kolay değil aslında ordunuzu yeteri kadar kıvama getirseniz sürekli Fransa'ya vur ona vur buna vur ee, bir tane müttefik alıp İngiltere ile yapabilirsiniz yani, Almanya bunu yapabilen devlettir diyebiliriz ee, zaten ismimizde Almanya olmuş oğlum biz e, galiba Cumhuriyete döndük lan hayda evet Alman İmparatorluğu değiliz artık teknik açıdan Almanyayız o Joko Ben İsveçlileri kralın birazcık e, üzmüş olabilir <laughs> Güzeldi, güzeldi, fena değildi. Bir sonraki serimiz e, çekeceğim yine. Koloniciliği şu an bununla yapmak istemiyorum. Almanya ile kolonicilik. Eh. Ama e, koloni müzakerelerini açtığımız saniye ki açıldı teknoloji olarak. Nerede o? Arkadan dolma topçular mıydı neydi o? Yaşam alanı arattıkça koloni müzakereleri nerede? Arkadan dolmalı tüfeklerde. Bir yandan da oyunu aksın, devam etsin. Belki açarız. Burada. Koleni müzakerelerini açtığımız sahnede e, doluyor. Tabi gerekli icatlar varmış. E, grid power, koloni müzakere. Tamam. Donanma lojisi, ekonomik sorumluluk, makine, tüfekler. Yılı varmış daha. Amerika müttefiklik atıyor. Amerika değil de ben İngiltere ile olsam daha iyi olur be. Neyse Amerika da olur. Olur. E oldu. Askeri istatistiği de araştırdık. Etki alanına çıkartabiliyormuşuz. Ya da ekleyebiliyor muyuz? Bakalım. Kısacası oyundan bahsedeceğim. Komşulara gel. E, şuraya gelelim. Belki şunu yapabiliriz. Belki e, şunu ekleyebiliriz. Nerede o? İsviçre. Öncelik. Görüşü Şu Tamam. Yıl olarak var. Birazcık daha. Makine tüfekler 870 e, yılından sonra açılacak. Yani. Yani. Daha var ama ya. 860 yılında en azından Kiev kanalını açabileceğiz. 860 dediysem, 1860. Savaşa zorunlama verimliliği. Mesela bunu da açabiliriz. Milliyetçilik ve emperyalizm. Mantıklı. koloni göçü, ayrılıkçılık falan filan filan Bazı buffları var ve kötü debuffları da var. Eğitim verimliliği. Gel. Bizim okul ve okur ve yazarlığımız çok fazla. O yüzden araştırmamız çok hızlı ilerliyor aslında. Ama mesela bir Osmanlı oynadığımız vakit ya da Japonya oynadığımız vakit anlayacaksınız asıl problemin eğitimde olduğunu. Gümrük vergisini azaltalım. Hatta mümkünse sıfıra çekelim. En verimlisi aslında sıfır. Ekonominizde zaten sıfırda görürsünüz ne kadar dengeli bir ekonomi olduğunu. Şöyle dışarıda çok fazla ucuza satıyorlar. Bizim topraklarımıza girmek için ham madde mesela çay hani mesela çay, tahıl, içki biz şu an ekonomik olarak zirveye oynuyoruz. Neden mi? Çünkü halkımızın dışarıdan ithal ettikleri çay, tahıl, içki. Yani ney bunlar? Tüketim malzemeleri. Çay, tahıl, içki. Ucuz. Mesela ben gidip de bir ülkeyi böyle çay satan bir ülkeyi ele geçirsem ya da e, şey yapsam böyle nasıl diyeyim orayı etki altına alsam çok ucuza alsam o zaman benim ekonomim ne olur? Çok daha iyi olur. Çayın zirvedeki üreticisi kim? Dur şimdi halkını 602 tane açığını. Çayın üreticisi kimdi en çok? Nereden bakıyorduk ona? Ticaretten bakılıyordu, buradan bakılıyordu ya. Hah. King Hanedanı, Guangxi, Yuan ve Japonya. Yani Çin kısacası. Yani... Çin'den de ucuza alamazsınız. İngiltere oynayıp bir işgal etmezseniz ya da Japonya oynayıp bir işgal etmezseniz o iş Mesela e, Japonya ile Çin'i işgal edebilirsiniz ki bu biraz imkansıza yakın. E, çok iyi oynamanız lazım ve hızlı medenileşmeniz lazım. İmkansız diye bir şey yok da yani etki alanını ekle vur geç kaliteli orduyla. E, King Hanedanı'nı mesela işgal ettiğimiz zaman e, oyunda... Ne olacak? Çayı biz Avrupa'ya satacağız. Ve pahalıya satabiliriz biz bunu. Gibi gibi. Ordumun artık bir e, hazırlanması lazım. Bitireceğim seriyi tabii ki de. Bu arada yorumlarda çok e, kusura bakmayın. Ben ilk bölümde bir şeyden bahsettim. Onu paylaşmayı unuttum. Türkçe yamayı Artık bunun da altına koymazsan beni <laughs> taşlayabilirsiniz. Ee, koyacağım bu şeyin altına koyacağım nereden aldığımı Türkçe Yaman'ın. Göstereceğim nereden aldığımı. Yani zaten o Benler bizim e, canımız okuduğu için sıkıntı yok. Liberal olmak üzereyiz. <laughs> Türkçe Yaman'ı koyacağım. Yani anlatmak istediğim başka ne var ona bir değineyim. Ee, ordu olarak şu an zayıfız büyük bir savaştan çıktık ama bakın şimdi çok kişinin ordusu şu an zayıf. Mesela Fransa yeni savaşta bize savaştığı için inanılmaz bir çöküşte Rusya desen hala daha biriyle savaşta muhtemelen kimi savaşıyorsun? savaşta değilmiş galiba. Ama hala seferberlik halinde tavşan bilmiyorum. Ya mesela Rus da ekonomi olarak özellikle eminim ki çöküşte. Zaten sanayisi hiç yok. Bizim planlı ekonomiye acilen geçmemiz lazım. Hatta ekonomi yasasında değiştirmeyi bir yapabilirsek iyi olacak. Değil mi? Yani. Seçim yapamıyorum. O yüzden Japonya'yı çok seviyorum. Ee, Japonya'da istediğiniz gibi her şeyi yönetebiliyorsunuz. Medenileşmemiş ülke olarak Japonya bir sonraki serimiz olacak dostlar. Ona bir salla. Şuna gel bakayım. Kolani müzakereleri. Komşu ülke en iyi grid power. Herhangi bir grid power ülke benimserse buff alıyormuşuz. Komşu ülke benimserse %10 daha alıyormuşuz. Donanma lojisi, ekonomik sorumluluk ve makineli tüfekler. Makineli tüfeklere de daha 10 yıl var. 10 yıllık bir süreçte en hızlı şekilde diyor ki size oyun. En hızlı şekilde hemen e, git bunun e, şeylerini yap. Ne Eder ona. Araştırmalarını yap ki daha hızlı koleni at. Muhafazakar ve tutucu parti iktidara geldi. Sosyal reform çıkartamıyor vesaire vesaire vesaire. Savaş politikası Şoven. Şoven e, gayet iyi. Dediğim gibi Almanya için zaten çok iyi. Vatandaşlık, e, yerleşimcilik, din moralizm, müdahalecilik e, bir ekonomi. Yani fabrika aç kapat. Ha bizim ekonomimiz değişti mi? Güzel. Yok. Açılmamış. Ben yanlış partiye baktım galiba. Evet yanlış partiye. Bizim aslında şu an geçmeyi istediğim e, parti benim şu e, parti. Devlet kapitalizmi gerçekten fena değil. Güzel oluyor. Savaş politikası şu. Ben, ben bu parti seçmek istiyorum ya bir deneyeceğim. Gerçi bunun içinde mesela istediğiniz partiyi hani iktidara getirmek için de şu Ulusal odaklar vardı ya onlardan yapabiliyoruz bir e, şeyi hani görüşü arttırmak için A partisi B partisi C partisi D F G diye böyle istediğiniz partinin oyunu arttırmak için günlük destek olarak artırıp mesela zaten hitleri e, o şekilde getirebiliyorsunuz en hızlı yoldan gibi gibi. Evet bitirelim artık burada zaten sonuna kadar boş yapıyoruz güzel bir seriydi umarım hoşunuza gitmiştir izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrarını istiyorsanız Almanya değil de daha böyle geri medeniyet olan Japonya sonrasında da bir Amerika ya da e, Osmanlı. Ama Osmanlı'nın daha büyük bir problemi var. Ben pavyr yetmiyor, nüfusu yetmiyor, okur yazarlık yok, az sanayileşmesi sıfır ve e, şu koca devlet Mısır büyük bir problem yani onu gerektiğinde büyük devletler e, kolluyor, tutuyor, krizler çıkıyor. Şu anki çok şanslı bir Osmanlı var. Hiçbir şekilde kriz çıkmadı. Osmanlı'nın zor anında direkt Yunanistan elinden gidiyor vesaire vesaire. Bir sonraki serimiz e, kendi içinden geçen seri Japonya olacak. Ondan sonrasında da sizin istediğiniz e, Osmanlı gelecek muhtemelen. Ama bir Amerika'yı da oynamak isterim. Amerika'nın ağır sanayisini kurmak çok keyif veriyor. Görüşmek üzere tekrar tekrar kendinize çok iyi bakın